Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün dedim bir video çekeceğim ama nasıl bir tarzda bir şey olsun diye düşünürken aslında benim de uzun zamandır çekmek istediğim bir video ile karşınızdayım. Hemen bu konuyla ilgili konuya girmek istiyorum. Çünkü Egemen içeride yanıma gelmek istiyor ve babası onu zor zapt ediyor şu anda. Şimdi nasıl söylesem, Egemen normalde ilk 1 yaşına kadar, yani 12 ayına kadar dedim ki ben çocuk büyütmemişim, ben bir sene boyunca çocuk bakmamışım diye düşündüm. Çünkü bunu neden düşündüm? Çok sakin değildi evet ama farklı bir sakinliği vardı, öyle söyleyeyim. Yani gece uykusuzluk problemi yaşamadım, gaz problemi çok fazla yaşamadım. İlk işte 1-2 ay doğduktan sonra belki yaşamışımdır. Gece 2'ye kadar bir ara uyumuyordu. O da çok fazla değil bence, hani gece 2'ye kadar uyumuyordu, sonra yine bütün gün boyunca uyumaya devam ediyordu. Hani Egemen bu konu beni hiç yormadı. Ben onu alıp arkadaşımla buluşup bebek arabasına koyarak AVM'yi geziyordum, dışarı çıkıyordum, kafeye gidip oturuyordum, eline bir şeyler vererek, oyuncak vererek, işte ne bileyim o an oyalayacak atıştırmalıklar vererek onu sakinleştirip sonra da kendi kendine uyuyakalıyordu. Hani öyle bir bebekti Egemen. 12. ayını geçti, işte yavaş yavaş yürümeye başladı filan derken 1,5 yaşına doğru artık iyice hareketlenmeye başladı. Ben ama şu konuda çok şanslıydım. Egemen hiçbir zaman işte koltuğa tırmanayım, oradan oraya zıplayayım, işte koltuğun tepesine çıkıp kafamı yarayım, düşeyim, hiç öyle bir şeyler yaşamadım çok şükür. O konuda gerçekten aman aman çok şanslıyım yani. Onun haricinde Egemen 2 yaşına yaklaştıkça, işte 22 aylık, 21, 22, 23, 24 ve hala şu an 26 ayın içinde Egemen. Ve bugün 20 Nisan, tam 26 aylık arkadaşlar. Çünkü 20 Şubat doğumlu. 26 aylık, dolu dolu 26 ay yaşamış olmuş oldu yani. Bu aralar zaten videomda da bahsettim, çok fazla yorulduğumu hissediyorum. Sürekli peşimde, sürekli bir şeyler yapmak istiyor, sürekli benimle bir plan içerisinde, sürekli hareket edeceğim onunla, hiç durmayacak. Ne istediğini anlayamıyorum. Muz veriyorum, muzu böyle parampiçik edip bırakıp köşeye koymak istiyor. Hani bu aralar çok çok fazla yıpranıyorum. Beyin olarak çok dolu olduğumu hissediyorum. Kendime vakit ayıramamaktan. Mesela Egemen'i uyutuyorum. Yarım saat uyuyor, uyanıyor. O sırada hemen duşa mı gireyim? Yemeğimi hazırlayayım, yapayım. İşte evimi bir kat toplayayım. Yani böyle hani 5 parçaya bölünüyormuşum gibi hissediyorum. Hani böyle en azından gün içerisinde rahat 2 saat uyusa ben o sırada rahat rahat da işlerimi yapabilirim. Yeme konusuna gelirsek Egemen arkadaşlar 13 kilonun içerisinde, işte 13-25, 13-30 o civarlarda filan çıkıyor. Boyu da kilosu da gayet kendi yaşıtına göre uygun. Ki en son zaten çocuk doktoruna gittiğimden de bahsedeyim sizlere. Bir ay öncesine kadar Egemen'in kelimeleri çok kısıtlıydı. Al, gel, baba, anne, işte ne bileyim. Hani onun tarzı şeyler, yani çok basit kelimeleri vardı. Mama, meme, bunun tarzı şeyler. Sonradan işte bir ay, yani şu zamanlar bir 15 gün öncesine kadar artık iyice dediğim kelimeleri söylemeye başladı. Yoğurt diyorum, yoğurt diyor. Patates, işte ekmek, ne bileyim karpuz. Hani hep böyle dediğim şey, ışık, lamba, telefon, böyle dediklerimi tekrarlamaya başladı. Hatta bugün yine vlogumda da bahsettim. Bundan bir önceki yüklediğim videoya bakabilirsiniz. Orada da böyle ağrı, vız 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 diyordu 16. ayında filan, 15-16. ayında. Şimdi bugün şey dedi, ağrı, vız 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 diye bağırır. Yani çok net bir şekilde bu cümleyi kurdu, diye bağırır diyerek. Hatta ben böyle tereddüt ediyordum, konuşmayacak mı işte kelime, cümle kurmayacak mı, öyle olmayacak mı, böyle olmayacak mı? yakın arkadaşlarıma da bunlardan bahsettim, hani bu sıkıntımla. Ama çocuk doktoru hiç korkma dedi. Benim çok çocuk psikiyatriste yönlendirdiğim kişiler oldu. Egemen'de bu tür özellikli bir şey yok dedi. Çok şükür. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. En büyük gerçekten hayattaki dileğim, en büyük arzum. Herkesin evladı hayırlı ve
sağlıklı olsun diyorum. Ki ben anne karnındayken bile egemen ta o zamanlar bile çok şeydim, stresliydim. Erken doğum mu olacak, suyum mu fazla, suyum mu az, böbrek genişlemesi var, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Çok kendimi bu konuda strese sokan bir insanım. Neyse, işin gelelim kreş kısmına arkadaşlar. Ben dün yine kreşle konuşmaya gittim. İşte ücret olsun, hani tam kırtasiye ücreti, o ücreti, bu ücreti, hepsini böyle tam kapsamlı bir şekilde, işte neler öğretiliyor, yemek listesi nasıl, o nasıl, bu nasıl, tam ayrıntılı bir şekilde içimesinden kreşe gittim, öğrendim. Ki gerçekten oranın kurucusu beyefendiyle de tanıştım. Çok içimesinde, çok cana yakın insanlar. Yani yapmacık insanı zaten az çok tanıyabiliyorum diye düşünüyorum. Çok şükür öyle insanlar değiller. Mayıs'ın işte bayramdan sonra arkadaşlar bir Kayseri'ye gitme durumumuz var. 9-10 gün oraya gideceğiz. Orada işte Ece ile birlikte oynarlar inşallah. Küçük görümcem Ece bu arada. Ege benden 14 ay büyük. Tam aralarında 14 ay var. Onunla birlikte oynarlar, vakit geçirirler. Sonra da Haziran'ın başında Allah kısmet ederse, Allah'tan bir şey çıkmazsa inşallah Egemen'i kreşe yazdırıyorum. Ama tam gün olarak değil, yarım gün olarak yazdıracağım. Ve doktor tavsiyesi üzerine doktorun da bana önerdiği, eğer de imkanlar doğrultusunda dedi, Egemen'i kreşe gönderebilirsiniz dedi. Orada daha iyi aktivite yapar, daha iyi etkinlikler yaparlar, paylaşmayı öğrenir. Şimdi çocuklar hep evde yalnız 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 ne yapıyorlar, ne kadar aktivite yapabiliyoruz, ben çocuğumla ne kadar kaliteli zaman geçirebiliyorum, geçiremiyorum. Çünkü yani bir kişi sadece çocukla ilgilenecek, diğer kişi evin işlerine bakacak, işte dışarı işlerine bakacak. Bu sefer ikiye bölünüyorsunuz, hatta üçe beşe bölünüyorsunuz ve çocuğa yeteri kadar faydalı olamadığımı düşünüyorum. Zaten Egemen geç uyanan bir çocuk, 10-10.30 arası uyanıyor. Ondan sonra hemen kahvaltısını yaptırırım, çantasını hazırlarım, yedek kıyafet, bez, ıslak mendil vesaire vesaire, bunları koyup 12'den 5'e kadar, 11.30 gibi çıkarız. 12'de tam orada olacak şekilde, zaten yürüme mesafesinde 10 dakikalık falan, yani 10-15 dakika bile yoktur sanırım. Basit bir şekilde götürürüm. Yani ben böyle diyorum ama çocuk... belki de istemeyecek, yabancılayacak, ilk zamanlar çok zorluk çekecek, belki de hazır değil ya, tam orasını bilmiyoruz. Bakalım nasıl olacak, durum nasıl gidecek, gidişat nasıl olacak, bunları zaten yine sizinle paylaşırım. Ama benim isteğim gerçekten çocuğumun güzel, kaliteli vakit geçirmesi, işte kendi yaşıtlarıyla oynaması, etkinlikler yapması, ki doktor da söyledi. Kreşe gönderdikten sonra dedi, çocuğundaki farklılıkları gün gün dedi fark edeceksin dedi, konuşması, tavırları, işte paylaşması, her şeyi birden böyle çok daha düzene girecek dedi. Ben de inşallah diyorum. Onun haricinde Egemen çok iştahlı bir çocuk değil, hapur hapur yemek yiyen bir çocuk değil. Bazı mesela çocukları görüyorum, böyle ağzınıza ne versen böyle bu şekilde açıyor yani. Yani çok istedim. Ay çok hani iştahlı bir çocuğum olsun istedim ama maalesef hani o şeye gelemedik. Ama diyorum ya, çok şükür vitaminini eksiksiz vermeye özen gösteriyorum. Vitamin olarak da zaten propolis kullanıyorum. Balık yağı şurubu kullanıyorum. Balık yağı olarak en son şimdi unuttum da, portakallı bir şurup vardı, ismini unuttum. Onu kullanıyordum. Ama şimdi Möller's diye geçiyor galiba. Onu almaya karar verdim. Elmalı. Elma, çünkü elmayı Egemen çok seviyor. Yani şu an özetle şunu söylemek istiyorum. 2 yaş sendromunu herhalde 36. aya kadar devam ediyormuş diye biliyorum. Beni yani, eğer ki yanlış söylüyorsam beni düzeltin. 30 ya da 36. ay tam emin değilim. Ve 18. aydan itibaren başlıyormuş. O eski sakin zamanlarını gerçekten çok arıyorum. Böyle bırakırdım yerde, kendi kendine dönerek oyuncaklarla oynardı. Yemeğini getirirdim, yemeğini yerdi. Yani yürümeye başlamadan önce böyle toplu bir bebekti Egemen. Tabii hareket etmeye başlayınca her tarafa koşmak işte. Yani hiç durmuyorlar zaten, biliyorsunuz. Onun haricinde başka bir sağlık, hani sağlık sorunu var mı diye düşünüyorum. Çok şükür bizim öyle kabızlıktır. Mesela kabızlık çeken çok anneler var. Çok çocuklar daha doğrusu. Anneler bu konudan çok çekiyorlar. Allah'ım inşallah çektirmez. Tekrar ediyorum. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hiçbir çocuk hasta olmasın inşallah. Öyle bir problemimiz olmadı. Ben mesela astım hastasıyım ve doğuştan
bir astım hastasıyım. Ya yani bronşit desek daha doğru olur. İşte bu bahar aylarında geçişlerde çok çikolata yediğim zaman, çok şekerleme yediğim zaman mesela o zamanlarda bir böyle hırıltım oluyor, böyle tıkanıklığım oluyor. Çocuğumda da olacak diye çok korktum. Şu an için bir sıkıntımız yok. Şu iki konuya da açıklık getirmek istiyorum. Egemen hala emiyor. Evet arkadaşlar. Ve işin inanılmaz tuhaf tarafı da hala sütümün gelmesi. Hani tabii ki de doyuracak, böyle karnı şişirecek düzeyde değil ama evet, yutkununu duyabiliyorum gayet net bir şekilde. Sütümün geldiğini hissediyorum zaten. Ne zaman keserim? Egemen işte bu hırçınlığı olduğu için çok fazla kesme taraftarı olamadım. Çünkü ancak o zaman sakinleştirebiliyorum. Bu da benim kendimce çözümüm. Başka türlü nasıl sakinleştireceğimi bilemiyorum çünkü. O yüzden de açıkçası çok fazla aman aman hani kestim bitti diyemedim. Ama inşallah kreşe başladıktan sonra yavaş yavaş unutur diye düşünüyorum. Hani artık o memedir şeydir sarmaz diye düşünüyorum. Tuvalet eğitimine gelecek olursak da bugün ilk defa 20 Nisan 2021 bugün ilk defa kakasını yapmış içeride, ben de buradaydım. Dedi ki Anıl kakasını yaptı Egemen dedi. Sonra o da geldi böyle poposunu göstererek kaka kaka dedi. İlk defa bunu söyledi. Artık herhalde yavaş yavaş tuvalete de alışmaya başlayacak gibi duruyor. Ben büyük ihtimalle yazın, yani şu 2,5 yaşından önce kesmeyi düşünmüyorum açıkçası, yani bilmiyorum, ben böyle hani her annenin kendi kararı, kendi fikridir. 2,5 yaşında da Egemen Ağustos gibi oluyor. Yani yaz sonuna doğru, yani yaz bitmeden inşallah alıştırırım diye düşünüyorum. Zaten kışında çok fazla dışarı çıkamayacağız. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir açıklayıcı video çekmek istedim sizler için. Hani siz neler yaşıyorsunuz, ne gibi problemler var? Yani benim çektiklerimi çekiyor musunuz? Bazen böyle yakamdan hiç düşmüyor. Ya ve böyle bir çocuk değildi aslında. Kendi kendine ara sıra oynardı, televizyona bakardı. Böyle bir şekilde oyalanırdı. Hani şimdi şöyle bir sistem kuracağım. Egemen'i yormam lazım. Gerçekten çok üst düzeyde bir enerjisi var şu an için. Her gün kahvaltıdan sonra işte 11 gibi değil de 12, 1 gibi dışarı çıkarıp yağmur yağmadığı sürece en az 1 saat boyunca koşturacağım. Sonra da eve gelip tekrardan bir yemeğini yedirip uykusuna yatırmayı düşünüyorum. Ancak böyle enerjisini atabilecek. Ben bunu yapmıyordum. Direkt işlerime dalıyordum. Onu hallet, bunu hallet derken, yok kendine zaman ayır derken çocuğu dışarı çıkarmaya fırsatım olmuyordu. O da evin içinde kaldı. Yani o da haklı, çocuklar da haklı, bir şey diyemiyoruz. O yüzden de bize sarıyorlar. Ama mesela bugün kuaföre gittim saçımı boyatmak için, babasına bıraktım. 4 saat yoktum arkadaşlar ve babası dedi ki beni hiç üzmedi. Krep yaptım, krebinin hepsini bitirdi. Ben film dizi izledim dedi. Egemen kendi kendine oyalandı dedi mesela. Bakın yani babasına bir şey yaptığı yok, bana bütün garezi, bütün nazı bana geçiyor. Ve bunu o da kendisi de biliyor. Ben çocuğuma sevgiyi çok, yani aşırı gösterenlerdenim. Sürekli öpmek isterim, sürekli mıncıklamak isterim. İşte gel aşkım, bebeğim, hayatım, böceğim, hep bu şekilde davrandığım için herhalde nazı da bana geçiyor. Tabii arada sırada sinirlenmiyor muyum? Sanki böyle yeni doğum yapmışçasına, sanki lohusa olmuşum gibi tekrardan. Böyle bir sinir geliyor, böyle bir patlayasım geliyor. Arada sırada böyle bir sinirleniyorum, kızıyorum falan. Sonra o çocuğa kızdım diye otur kendi kendine üzül, vicdan azabı çek, ağla. Böyle bir döngü içerisindeyim. Allah gerçekten çocuklulara sabır versin. Tek başına çocuk bakanlara özellikle, yani gerçekten tek başına çocuk büyütmek çok zor. Çok zor. Bunu yaşayan bilir. Yani bir tek yardım edeniniz yok eşinizden başka. Hani bir markete gideceksiniz ya, hani 5 dakika aldı, hemen bir markete gidip geleyim diyemiyorsunuz. Tekrar bebek arabasını çıkarıp ya da tekrardan Egemen elinden tutup, ki çocukla markete gitmek tam bir felaket. Elinden tutup götürdüğünüz zaman hani ona saldırıyor, bunu almak istiyor, onu yapmak istiyor. Yani anladınız bence. Neyse, canları sağ olsun. Bu zamanlarda geçer 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 diyerek tabii ki de kendimizi motive etmeliyiz. Dediğim gibi hayırlısı olsun hakkımızda. Sonuçta onlar da çocuk ama artık bundan sonra bu sistemi düzene koyacağım. Her gün en az bir saat dışarı çıkarıp çocuğun enerjisini atmasını sağlayacağım. Ve ondan sonra da o da rahat eder, ben de rahat ederim diye düşünüyorum. Sonradan işlerimi hallederim mesela. O
eve gelir, yorulmuş olur, kendi kendine oyalanır. Ben de o sırada bir iki saat işlerimi hallederim, sonra uyuturum, uyanır. Derken o sırada da yemek yaparım. Şu an planı kafamda kurdum yani. Bu şekilde yapacağız. Eğer ki bana herhangi bir görüşünüz olursa lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Kendi deneyimlerinizi paylaşmayı da unutmayın. Hepsine teker teker cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Zili açmayı da unutmayın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.